Merhaba, bugün Geri Dönüşüm Sıfır Atık Projesi adı altında el sanatları ve giyim üretim teknolojisi ile yapılan günümüzde devam ettirilen tasarladığımız ürünleri hocamızla sizlere anlatıp tanıtmaya çalışacağız. Evet hocam, kendinizi ve mesleğinizi tanıtır mısınız? Nasıl başladınız bu mesleğe? Evet, öncelikle hani bu fırsatı bizlere verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Okulum ve ders öğretmenim için özellikle de onlara teşekkür ediyoruz. Ben Nilüfer Al Yılmaz, giyim üretim teknolojisi, el sanatları hocasıyım. Yaklaşık 19 yıldır bu mesleğin içindeyim. Sizler gibi üniversite öğrencilerine bir şeyler öğretmek için bizler buradayız. Daha çok Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında görev yapıyorum. Öncelikle Olgunlaşma Enstitüsü, Kız Meslek Lisesi, Milli Eğitim'e bağlı bu yerlerde görev aldık. Sonra eğitim yıllarımıza verdiğimiz siz meslek bölgelerine, yılları denetimlerime göre üniversitelere atandık. Şimdi sizler için de buradayız. Projemiz Sıfır Atık Geri Dönüşüm adı altında yaptığımız bu çoraplardan, sonra keçelerden, süslemeyle ilgili kullandığımız projelerle ilgili kullanım yerlerine göre öğrencilere hitap eden şeyler deniyoruz böyle işte. Ne diyelim? Bir ilaç kutuları var mesela. Bunlarda. Mesela bunu neyle yaptınız? Nasıl yaptınız? Şimdi bunu biz nasıl yaptık? Kullandığımız ilaçların kutuları var. O kutuların kolilerini kesip bisiklet tekeri. Evet evet. Ha, gösterebilirsin. İşte çubukları iplerle birlikte sarıyoruz. Bu da bir geri dönüşümdür. Hani atmak yerine günümüze taşıyoruz bunları. Her türlü şeye hitap ediyor. Hani gerek süs, gerek bu öğrencilerimizin projelerinde de kullanabiliyoruz. Sonra kullanılan çoraplarımız var. O çoraplardan bebekler haline getiriyoruz. İşte iplerimizi değerlendiriyoruz. Elimizde kalan boncuklarımızı değerlendiriyoruz. Bunların hepsini çorapla yapıyoruz. Evet, yani. Bunların hepsini çoraplarla yapıyoruz. Çok güzel. Aynı şekilde. Tabii bunlar daha çok çocuklara hani hitap ediyor. Onlara giderken elimiz boş dönmüyoruz. Bunları götürüyoruz. Sonra başka neler? İşleme olaraktan da yine el sanatları adı altında işlemeler yapıyoruz. Panomuzda gösterdiğimiz gibi. Kullandığımız gençlerimizin ve bizlerimizin giydiği pantolonlar, o jeanlere çanta haline getiriyoruz. Onları geri dönüşümle ilgili kullanıyoruz tekrardan. Bu şekilde değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Ürünlerimizin yaptığı panomuza taşıdık. Panomuzda yapılan etaminden işlediğimiz yine el sanatları olarak adlandırılan etamin işlemelerimiz, boncuk havlu işlemelerimiz, artık kumaşlardan kullandığımız Osmanlılar zamanında giyilen şehzadelerimizin ve padişahlarımızın kaftanları, bunlar hep atık ürünlerimizden yapılan projelerimizdir. Ve bunun yanı sıra pantolonlarımız, jeanlerimiz, onlar da ceplerine dair kadar atmadığımız ve değerlendiğimiz gençlerimizin taktığı çantalarımız vardır. Yine etek kumaşından kullandığımız hem dikişi hem de el sanatlarını, yani işlemeyi içine birlikte katarak diktiğimiz yine çantamızdır. Değil mi Elya? Evet hocam. Çok güzel yapmışsınız. Gerçekten elinize, emeğinize sağlık. Çok güzel bir iş olmuş. Şimdi geri dönüşüm günümüzde diğeri rafya ürünlerinde kullandığımız, paketlerde süslediğimiz kitap ayraçlarımızı haline getirdik. Bunları da kitabı sevelim, kitap okumayı bırakmayalım diye düşündük. Gençlerimize kitap ayracı yapmalarını
söyledik. Sonra iplerimiz de vardı, gün iplerimiz. Gün iplerimizden atkılar yaptık. Onun yanı sıra berelerimizi de kullandık. Çeşit çeşit, her ne renk isterlerse. En sonunda da bir tane kırmızı bere taktık.